Merhabalar sevgili izleyiciler. Ben farkındalık danışmanı Canan Bektik. Bir Yaşamak Sanattır programında daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu taşıyorum. Tekrar güzel bir Akses konulu program yapacağımıza inanıyorum, biliyorum. Evet, sizlerden gelen o güzel sorular içinde ya da bana ilk defa gelen danışanlarımdan bir ortak soru var. Akses bize ne katar diye soruyorlar. Tabii kattığı şey derya deniz. Ancak size özetle söylemek isterim ki öyle bir gücümüz var ki Akses bize o gücü ortaya çıkarmakla ilgili. Öncelikle altını çizdiğim nokta bu. Herhangi bir şeyi ya da bir şeyi kolaylıkla değiştirebilme yeteneğimiz var. İşte bunu ortaya çıkarmak çok önemli bizim için. Evet, bugün de o güzel konuğum sizlere bunu paylaşacağız. Özellikle kendi sınırlarımızı nasıl aşıyoruz? Kendisi de bu sınırları nasıl aştı? Nasıl böyle 10 parmağında 10 marifet var? Onları bize aktaracak. Evet, kendisine hoş geldin demek istiyorum. Sevgili blogger, hatta foto blogger değil mi? Doğru evet, söylüyorum. Doğru foto söylediniz. Blogger. Yeşim Mutlu bizlerle birlikte. Evet, sorularımızı soralım Yeşim Hanım'a. Hoş geldiniz. Teşekkir ederim. Hoş buldum Canan Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Çok iyiyim. Harika. Muhteşemim. Evet, bize Yeşim Mutlu'yu tanıtır mısınız lütfen? Tabii ben her zaman söylediğim gibi başlamak istiyorum. 71 yılında Çanakkale'de doğdum. Okullarımı artık saymıyorum. Çeşitli okullarda okudum. Uzun yıllar sağlık sektöründe çalıştım. Sağlık, medya ve iletişim alanında. Sonrasında da bir yol ayrımına geldim ve iş hayatımı bırakıp yaşamımı değiştirdim. Çocuklarımla birlikte fotoğraf hayatım başladı. Evet. Hayatımı değiştirip değiştirip bugünlere geldim. Uzun zamandan beri çocuklarımla birlikte hem fotoğraf çekiyorum, hem blog yazıyorum, hem de çeşitli yerlerde içerikler üretiyorum. Evet, ben de bunu soracaktım. Uzun yıllar kurumsal hayatta çalıştınız. Nasıl oldu da bu fotoğraf çekmeye karar verdiniz? Aslında şöyle, hayatımı ikinci kez yaşayanlardanım. Şu anki eşimle tanıştığım zaman, kendisi bir kadın hastalıklı ve doğum uzmanı, fotoğrafçılık kursuna beraber gidiyorduk ve dedi ki gel doğumcu fotoğrafı çeksene dedi. Doğal olarak kadın doğumcu. Hiç aklımda yoktu doğum fotoğrafçısı süper, olmak. Tabii dedim olmuş. Neden olmasın, doğum fotoğrafına başladık. Kurumsal hayatta devam ediyor. Evet. Ve iş yerinden izin alarak fotoğraf çekmeye gitmeye başladım. Sonra baktım ki fotoğraf çekimleri ağır basıyor. Ben artık fotoğrafla hayatıma devam etmek istiyorum. Ve ayrıldım, istifa ettim. Ve fotoğrafçılığı seçtim. Süpersiniz. Fotoğrafçılıkla birlikte tabii insan hemen öyle bir anda geçiş yapamıyor. Bir danışmanlık şirketi kurdum sağlık iletişimi alanında. Pazarlama ve iletişim çalışmalarını yürütüyordum birçok markanın. Ve fotoğrafçıya da aktif devam ediyordum. Sonra işte Mayasu'nun doğumuyla birlikte bir de 28 günlükken toplantıya götürünce büyük bir markanın danışmanıydım. Eşim sen ne yapıyorsun dedi. Biraz dedi şu kararını gözden geçir. Öyle yavaş yavaş yine acaba mı bir değişim diye düşündüm. Danışmanlık şirketim 3,5 sene sürdü. Mayasu da işte 1,5 gelmişti. Mira'nın doğumuyla, 3. kızımın doğumuyla birlikte. Ne güzel de isimleri var. Evet, en maşallah. Büyük Melis, Mayasu ve Mira. Çok güzel, Allah bahşiş. Şirketi 2009'un Mayıs'ta kurmuştum. Yine Mayıs ayında kapattım. Tamamen fotoğraf devam etti. Blog yazmamsa tamamen fotoğrafçılıkla birlikteydi. Fotoğraf çekmeye başladığım günden itibaren aynı zamanda Yeşim Foto Blog diye de bir blogunu açmıştım. Dünyada bu çok popülerdi ama Türkiye'de çok kişi aktif olarak blog yazmıyordu. Bu sene 10. senemi kutladım blogda da. Fotoğrafla birlikte yazı hayatımı devam etti. Hatta benim fotoğraf hocam Muammer Yanmaz. Buradan da sevgilerimi gönderiyorum kendisine. Yeşim dedi fotoğrafçı mı olacaksın dedi, yazar mı olacaksın, karar ver artık sen dedi. Ben de dedim ikisi de olacağım. Bugün ikisi deyim gerçekten. Yani istedikten sonra her şey olabiliyor insan. Evet, o yüzden fotoblogger diyoruz. Evet, fotoblogger diyorum artık. Yani evet. Ama bakarsanız tabii ki aslında fotoğrafçıyım. Blogger, içerik üretiyorum. Kendi blogum için üretiyorum. Hı-hı. Bütün fotoğraflarını çekiyorum. Zaman zaman kendim çekmediysem de kaynak göstererek veriyorum. Onun haricinde sosyal medya stratejisi üzerine birçok kişiye de hizmet veriyorum. Önce bir blogger olduğumu düşünüyorum Türkiye'de fotoğraf alanında. Evet. Yaptığım çalışmalarla birlikte. Evet, ben de bunu söylemek istiyorum. Yani
fotoğrafçılık devam ederken sosyal medyayı da keşfettiniz ve evet. bunu çok iyi kullanan kişilerdensiniz. Evet. Ve de yüksek bir değer olduğunu nasıl fark ettiniz hemen medyanın? Sosyal medyanın yani fotoğrafçılıkla birlikte bir yayınlama mantığımız vardır. Hep biz deriz ki fotoğrafınızı yayınlayın ki ışığa kavuşsun, izlenirliği olsun, takipçisine ulaşsın diye. Fotoğraflarınızı sadece web sitenizle sınırlı kalabiliyordu ama Facebook'un hayatımıza girmesiyle arkasından Twitter, arkasından Instagram, Pinterest gibi mecraların ki şu anda başka kanal, evet. Instagram gibi en büyük kanalımız evet. var. Hepsi birbirini tetikledi ve aktif olarak bu mecraları da düzgün bir benim profesyonel hayatımı yani iş hayatımı bunlara taşıyınca da kaçınılmaz oldu sosyal medyada. Hani gerçekten her şeyin ilkini yaşadım diyebilirim. Twitter'da 2009 yılında biz festivaller düzenliyorduk. Sosyal sorumluluk projeleri birlikte. İşte su kuyuları açtırdık Afrika'da. Sonra birçok çocuğa okuma imkanı sağladık. Yani festivaller ne düzenliyorduk. Kadar muhteşem şeyler sonra bunlar. 2011 yılında blogger anneler toplantılarını ilk yapmaya başladım İstanbul'da. Daha önce aktif blogger anneler toplanmıyordu. Onları toplamaya başladım. Onlarla da yine sosyal sorumluluk proje hayata geçirdim. Birçok kütüphaneden işte ihtiyacı olan sahiplere Van'daki deprem olmuştu o süreçte Van için çok korkunç ciddi kampanyalar yürüttüm. Geçen sene, 2 sene önce Ağrı Patmos'ta bir okulun ihtiyaçları vardı. Hmm. Tamamen sosyal medya üzerinden onlara yönlendirdim. Ben de sosyal medyayı hem aktif hem de fayda sağlayacak şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Şu günümüzde bloggerlık kavramı birazcık daha çok farklı yöne gitse de insanlar bunu ticaret mantığıyla baksa da ben sosyal medyanın güzel yanlarını kullanıp evet. ve bunu işimle birleştirmeyi tercih ediyorum. Evet. Bu da benim kendi adıma farkım diyebilirim. Evet, katkı sağlıyorsunuz. Evet, katkı çünkü. Sağlamayı çok seviyorum. Harika, çok evet. güzel gerçekten. Bu sürekli yenilik peşindesiniz. Evet. Farkındayım. Bu yeni dönemde projeleriniz neler? 2016 için gerçekten heyecanlıyım. Çok da güzel projelerimle 2016'da yer alacağım. Açıkçası hayallerim hep bitmiyor. Sürekli hayallerim var. Bundan daha iyi nasıl olur? Bundan daha iyi nasıl olur? Hele sizinle biraz sonra da geleceğiz. Akses'ten evet. sonra daha değiştim. Yani her şeyi açayım. Gelsin kabul ediyorum hepsini. Çok güzel. İstiyorum. Güzel projeler var demek ki. 2016'da güzel projeler var. Bakarsın seneye de birlikte bir program yaparız. Süper neden olmasın? Olur. Bundan daha iyi nasıl olur? Bundan daha iyi nasıl olur? Harika olur. Olur gerçekten. Evet, evet. Yani harika. Heyecanlıyım sizin kadar. Evet, ben de öyle. 2016 evet. için ben de çok heyecanlıyım. Peki Akses'e gelelim mi? Gelelim. Peki nasıl ve nerede duydunuz? Akses'i arkadaşım aracılığıyla duydum. Dergide biliyorsunuz aynı Keyifli Alışveriş dergisinde evet. de bir köşe yapıyorum evet. Instagram'la ilgili. Dergin içinde de yazınız dikkatimi çekti. Sonra da arkadaşım Hande buradan da sevgiler öpücük gönderiyorum evet. kendisine. Dedi ki ben tanıştırmak isterim dedi. Dedim çok değerli benim için çok isterim. Sağ ve sağ olsun sizinle bir araya getirdi. Evet. İnanılmaz bir deneyim yaşadım. Evet. Buradan da yani herkes bu deneyi yaşasın diyorum ben. İnşallah umarım seçerler, seçenleri her evet, şeyden önce. Evet tabii ki. Peki neden denemeye karar verdiniz? Neden? Akses'i. Evet size geldiğime biliyorsunuz bir vertigo atağı geçirmiştim. Evet. Hayatımda bunun bir uyarı olduğunu düşündüm. Bir şey yolunda gitmiyordu ya da ben kendimi biraz bastırıyordum, sıkışmış hissediyordum. Sizinle de ilk onunla ilgili bir çalışma yaptık evet. biliyorsunuz. Ve bir anda hem bununla ilgili yaşadığım durum değişti. Yani kurtuldum. O sıkışmış histen kurtuldum. Yok artık öyle bir his. O değil mi? Hatırlıyorum evet. geldiğiniz anı ne kadar evet. baş dönmesi falan evet, değil mi? Hatırlıyorsunuz değil mi? Poşeti giyerken tabii, başım dönmüştü tabii. ofisinize girerken. Evet, evet. Bir anda çantamı aldınız, evet. beni oturttunuz. Doğru, yani oradan sonra uçarak çıktım gerçi ofisten. Gerçi öyle parlak, öyle güzel görünüyorsunuz ki hiç unutmuşum bile o ben Mert'im. Ne güzel, ne güzel. Süper, işe yaramış, çok güzel. Teşekkür Peki ederim. İlk seans sonrası neler hissettiniz? Paylaşabilir miyiz sevgili izleyicilerimizle? Tabii ki paylaşmak isterim. Bir kere çıktığım an yaşadığım duygu çok bambaşkaydı. Yeniden doğum varsa eğer, evet. yeniden doğmuş gibiydim. Tabii ki doğumumu hatırlamıyorum. Ve size de aynı şeyi ifade ettim. Anesteziden uyanıp böyle bir yarı bilinçlilik hali vardır. Ve uçma hissi hissedersiniz. Hı-hı. Ben gerçekten o hisse sahiptim. Hı-hı. Ve uzun bir 15 dakika bunun etkisinden Hı-hı. çıkamadım. Uçuyorum diye gittiniz Uçuyorum zaten, diye hatırladım gittim. Şimdi. Ve uçarak gittim o süreçte. Birçok telefon aldım ve inanamadım telefonlarımı ve gerçekten o eski hiçbir endişem yok. Çok yani şükür. O his yok, kayboldu, gitti. Oh, çok şükür. Gitti. Gerçekten bundan daha iyi nasıl olur diyoruz işte. Evet. Daha iyisi olsun diye.
Oldu, olacak. Gerçekten. Zaten oldu. Hani hep artık böyle konuşuyorum. Evet. Son 3 günden beri. Evet. Gerçekten böyle. Ne kadar oldu gibi geliyor bana. 3 gün mü oldu sadece? 3 gün oldu ama sanki çok daha önceden bir aksesi yaşamışız gibi hissediyorum. Ve deneyimlerim de bu yönde. Yani siz bir şey çok istersiniz hayatınızda ki ben her zaman Allah'a şükür inandığım ve hayal ettiğim ne varsa hep gerçek olmuştu. Evet. Hayal etmediğim şeyler oluyor şu an hayatımda. Ay, ya evet, bu en güzeli. Biraz bunlardan bahsedelim, ne güzel. Vallahi hiç beklemediğim projeler geldi. İnanın gerçekten hiç aklımın fikrimin ucunda yok. Hiç bir de benim yapı olarak da kimseye arayıp da hadi gel bir proje yapalım demem. Ama hiç unuttuğum arkadaşlarım bile yeşim böyle bir şey var seninle yapmak istiyorsa telefon aç. Hatta daha kapıdan girerken az önce Mart ayında gerçekleşecek bir tekstil fuarı için görüşmek istediler. Ben 3 kat merdiven çıkıyorum soluk soluğum size konuşayım ama ne olur Yeşim Hanım bize bir fikir verin telefonda ne olur konuşalım. Dedim ki daha sonra konuşur. Yani belki buradan çıktığımda da Mart'ta bir tekstil fuarında bir şey yapacağım. Çok yani güzel. Bundan daha iyi nasıl olabilir? Gerçekten başka neler mümkün değil evet, mi? Çok güzel, harika. Evet. Ama sizin enerjiniz de Yeşim Hanım gerçekten çok hafif. Böyle sıkıştıran çok enerji yoktu, onu farkındayım. Evet. Yani siz bir kolay, hafif derken kolay demek istiyorum. Evet. Böyle zor biri değilsiniz. Şundan olabilir mi? Çünkü çok gördünüz, kendi olan bir kadınım ben. Çok fazla kendiniz. Evet, farkındalığım da bu yönde çok yüksek. Çocuklarıma da bunu öğretiyorum. Kendiniz olun, sizin mutsuz olan ne varsa hayatınızdan çıkartın diye öğretiyorum. Bu şu andan itibaren. Evet. Tabii ki tercihle. İnsanlar hayatımıza geliyor ve gidiyor. Bize hangi amaçla geldiğini bilmiyoruz ama hepsini sevgiyle göndermeye inanıyorum. Onların gelmelerinde bir anlamı var, gitmelerinde bir anlamı var. Ben hayatımda kalan insanlarla çok mutluyum. Onlara değer veriyorum. Çok güzel, harika. Evet. Çok güzel. Peki, Akses'e devam etmeyi düşünüyor musun? Kesinlikle düşünüyorum. Hemen 16 Ocak'taki seminerde yerimi ayırttım. Sizinle birlikte güzel enerjiler açacağız yine. Zaten enerji her yerde var. Evet, doğru söylüyorsunuz. Her yer enerji dolu. Evet. Bu dünya şekeri 3 çocuğunuz olduğunu biliyorum. Biliyor musunuz Akses çocuklarla da çalışıyor. Ne kadar güzel. Ve evet, bilmek ister misiniz? İsterim, isterim. Evet. Bunu isterim. Çünkü o çocuklara artık bu sıkışıklık gibi ya da zorluk yaşanan olaylar değmemeye başlıyor, etkilememeye başlıyor. Onlar bundan büyüyünce, bu kendileri olma bilinciyle büyüyünce hani isterim hatta büyük kızım biliyorsunuz size bahsettim Roma'da ve telefon açtım. Bugün yaşadığım deneyimden sonra senin de muhakkak döndüğünde gelmeni istiyorum katılmanı. Evet dedi. Sen dedim neyi değiştirmek istiyorsun? Onun kan korkusu var hastalıkla ilgili. Dedi ki ben bunu hemen değiştirmek isterim ve hemen gitmek isterim. Evet. Büyük Melis hazır. Mayası ve Mira da muhakkak size gelecektir. Çok tatlı. Benim 5 yaşında bir danışanım var. Mira'dan biraz küçük. Çok şeker ondan böyle... Oyuncul yapıyoruz tabii. Evet. Onlar ciddi değil biliyorsunuz. Tabii. Oyun çocukları ve eğlenceyi seviyorlar. Evet. Eğlenceyle yapıyoruz. Çok da eğleniyorlar. Kesin çok eğleneceklerdir. Evet. Çok muazzam bir işi yapıyorsunuz. Yani hele 5 yaşındaki çocuklara da bu bilinci öğretmek şimdiden tabii anneler çok bilinçli güzel. Şimdi. Anneler getiriyor. Onlar da zaten farkında olayı. Evet. O zaman bunların korkuları varsa, üzüntüleri varsa, anne baba arasındaki bir problem yaşıyorsa ki o danışanım öyleydi. Evet. O yüzden bilinçli bir şekilde getirmişti. Korku, şüphe, endişe bunlar dağılınca güzel oluyor tabii. Evet, güzel. Vallahi çocuklar zaten biliyorsunuz inanılmazlar. Algıları çok açık. Bizden çok bambaşkalar bir kere. Gerçekten. Çok daha öteler. Hele bundan sonra ne olurlar hiç bilemiyorum. Evet. Onların çünkü yargıları olmadığı için tam sonsuz varlıklar. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Harika. Çok güzel. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ne başka demek? Söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı sevgili izleyicilerimize? Vallahi bu konuda. Bu konuyla ilgili olarak gerçekten hani her zaman bir düşünce ya da bir farkındalıkla ilgili eğitimler çıkar insanın hayatına. Ya gittim bana hiçbir şey vermedi denilebilir. Hı. Ya da yani ben fayda sağlamadım denilebilir. Daha bu akses barı aldım ben biliyorsunuz. Evet. Daha çıktığınız anda, o kalktığınız anda değişmesi diyorsunuz. Ben hayatımda sizin bana bu uygulamayı yaparken gördüğüm koca gözlü yaratıkları, karıncaları hayatımda hiç hayal etmemiştim. Ama siz dediniz ki temizlendiniz. Belki kaç biri karmik. Nasıldı değil yani mi onlar? Bunu biri bana kafama enjekte etmeye hakikaten çalışsa edemezdi.
Yani bu deneyim bile yaşamaya değer. Evet. Bırakın hiçbir inancı ve daha oradan kalktığınızda çok hissediyorsunuz. Neden bunu yapmasın insanlar? Değil daha mi? İyi olamaz mı? Evet, evet. Diyorum değil ben. Mi? Ben tavsiye ediyorum. Evet. Şiddetle tavsiye ediyorum. Evet. Bence yeni yıla girerken ya da yeni yılda hakikaten kendilerine bir hediye olur. Versinler. Evet, evet. Access Bar'ı bir kez deneyimlesinler. Evet. Bir insanın bence kendine verebileceği en güzel hediye. Gerçekten. Çok teşekkür ederim sizinle tanıştığım ben için. Bugün bu programda bunları anlatabildiğim teşekkür için. Ederim. Ben teşekkür ederim. Siz de bu hediyeyi kendinize verdiğiniz için ben de bence kendinize teşekkür evet, ederim. Evet, evet. Ne diyoruz biz her zaman yenilerine ve güzelliklere. Evet. Muhteşemi çünkü biz evet. Hak ediyoruz. Evet gerçekten. Yani bundan daha iyi nasıl olur? Bundan daha iyi nasıl evet. Olur? Çok teşekkürler geldiğiniz için. Değerli bilgileriniz için. Umarım size herkese daha fazla tanıtmak mümkün olmuştur. Çok o güzel yazılarınızı ederim. Takip ediyor olacağız hep birlikte. Evet, keyifli. Herkes birbirini takip etsin. Bir de burada son kez bir şey söylemek evet, istiyorum. Sosyal medyada enerji vampiri olmasınlar, kendileri olsunlar. Hayat gerçekten kendiniz olunca güzel. Mış gibi yapmasınlar. Yani evet. Yaşamak istedikleri hayatı değil de yaşadıkları hayatı paylaşsınlar. Çünkü hayat kendiniz olunca çok güzel. Evet. Buradan da bunu söylemek isterim. Bir sosyal medyanın içinde çok aktif olan bir insan olarak. Doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir güzel harika programı daha burada bitiriyoruz. İnşallah bir dahaki hafta sizlerle bir başka Yaşamak Sanattır programında birlikte olacağız. Ben Canan Bektik. Herhangi bir sorunuz varsa eğer, aksesle ilgili ya da kafanıza takılan her ne varsa, canan@bilincierişim.com'a sorularınızı atabilirsiniz. Size keyifle cevaplandıracağım. Sevgiyle kalın, esen kalın. Görüşmek üzere.